Somuncu Baba ister bizim Türk kavminin, Türk milletinin, isterse de demin söylediğim gibi o dininden, dilinden, ırkından, yaşadığı ülkeden, yaşadığı o yerden asılı olmayarak tüm dünya insanlığı için bir insanlık örneğiydi, bir insanlık mücessemesiydi. Bir insanlığın, yani bir insanlık sembolüdü, bir insanlık remzidi. Ve burada bizde o bir almanın iki yüzü, yani bir madalyanın iki yüzü gibi Somuncu Baba hakkında dediğimiz düşüncelerin hepsi, fikirlerin, görüşlerin hepsi %100 Hulusi Efendi'ye aitti. Sadece burada tabii ki insanlığın o gelişmesi meselesi var. Yani insanlık bizde her zaman biz babamızdan bir adım öne gedirik. Bizim çocuklarımız da tabii ki bizden bir adım öne gedirler. Hulusi Efendi'nin tabii ki o yaşadığı dövre göre, zamana göre Somuncu Baba ile biz kıyasladığımızda onun bütün işlerini, onun bütün fikirlerini, düşüncelerini, görüşlerini bir adımda kabağa aparmış ve onun kendisinin diyelim ki hayata geçirebilmediği, kendisinin nail olabilmediği şeyleri çok yüksek seviyede bizim Seyyid Osman Hulusi Efendimiz çok bile gerçekten insanlığa bile üzağlığı getirebilecek bir formada onları hayata geçirmişti. Yani bir var arzular, ideyalar, hayaller. Bir de var gerçeklik, onların icra olunması, onların hayata geçirilmesi. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Darendevi, o yaşadığı 76 illik ömründe, yani 1914'ten ta 1990'a kadar, onun o hatta böyle çocukluk, gençlik yaşlarından tutmuş, ömrünün son anına kadar, her anı insanlık için, dünya insanlığı için bir örnekti. Her anı, her emeli, yaptığı her iş, gördüğü her iş, dünya insanlığı için, bir daha bunun özel altını çiziyorum ki, tek bizim Türk kavmindendi, tek Türkler için değil. Yani tek, diyelim ki, Peygamber neslindendi, İslam hümbeti için, yani Müslümanlar için, İslam hümbeti için de değil. Yani onlar öyle bir değerli ömür yaşamıştı ki Hulusi Efendimiz, o dünya insanlığı için bir insanlık simgesi, insanlık örneği, insanlık nümunesi olmuştu. Ele bir onun divanında o kadar mükemmel divanı var ki, Osman Hulusi Efendi'nin divanı o kadar mükemmeldi ki, tabii ki o dönemde gerek ki Türkiye'de olsun, gerek ki Azerbaycan'da olsun, benim memleketim Azerbaycan'da da divan edebiyatı çok yaygın bir edebiyat türü olubdu. İndi bizim Azerbaycan, benim vətənim Azerbaycan'da da gerek ki 17. yüzyıl olsun, 18-19. yüzyılda, 20. yüzyılda bu divan edebiyatının çok değerli, çok iyi örnekleri meydana çıkıftı. Ve bugün de onlar sevilə-sevilə okunur okurlar tarafından. Ama yine de samimi diyorum, bakmayarak ki Azerbaycan divan edebiyatında dünyanın en önde giden diyelim ki milletlerinden biri olup divan edebiyatının yaratılmasında bizim çok ünlü dünya çapında şairlerimiz olubdu. Bugün Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Darendevi'nin divanıyla o divanları tutuşturdukta yine de ne kadar kamil bir divan olmasının biz şahidi oluruq. Diyelim ki ben bir profesör olarak bir 40 il, 50 il öncüye çönüp de baktığımda, mesela o zaman bizim de benim yaşadığım eski Sovyetler Birliği'nde mesela ona eşit ikinci bir şahs ben bulmuram ki 250 milyonluk 15 cumhuriyeti birbirinde birleştiren, yani onun yaşadığı Osman Hulusi Efendi'nin yaşadığı dövrle diyelim ki mesela 60. öten yüzyılın 60. 90. illerini götürerek 30 ilde bunun yaptığı, hele mən məneviyyatı bir yana bırakıp da onun praktik gördüğü insanlığa hizmet amacıyla gördüğü işleri kıyasladığımda yani 250 milyonluk o cumhuriyette Sovyetler Birliği adlı bir cumhuriyette buna eşit ikinci bir adam bulmuram. Yani yoktu. Yani bu dediğim kimi dünya insanlığı için bir örnek olmuş. Dünya insanlığına bir nümune olarak ömrüyle yaşadığı o anlamlı, mənalı, çok değerli ömrüyle bizleri bugün belə memnun, yani bir Türk milleti olarak bizlerin belə bir değerli şahslarının olmasını büyük üzağlığıyla, büyük gururundan deyirik.